Evet. Tagihat Tarım Sohbetleri'ne korona günlerinde bugünkü konuğumuz çok değerli dostumuz, kurucu üyemiz Ünal Örnek. Kendisi Avrupa Kooperatifler Birliği'nin yönetim kurulu üyesi. Aynı zamanda bizim kurucu üyemiz. Aynı zamanda da çok önemli bir Türk çiftçi tarımı adına, Türk çiftçi örgütlerinde önemli bir mihenk taşı demekte hiçbir behis görmüyorum. Çünkü neredeyse her çiftçi örgütünde çalışmış ve ona mutlaka ucundan köşesinden bir katkı koymuş değerli bir abimiz. Hoş geldin Ünal abi. Hoş bulduk. Biz üçümüzü artık tanıyorsunuz. İsmail Ural Yönetim Kurulu Başkanımız ve ikinci başkanımız Erhan Ekmen ve ben Mehmet Efe. Birlikte bugün 1 Mayıs, 1 Mayıs'ta çiftçi, emekçi dostlarımızın 1 Mayıs'ını kutluyoruz öncelikle. Bizler de kutluyoruz. Onlar sayesinde karnımız doyuyor, onlar sayesinde yaşama devam edebiliyoruz. O toprağı işleyen eller hiçbir zaman çalışmaktan yılmasın, çalışmaya devam etsinler. Biz de elimizden geldiği kadar onlara ne yapabiliyorsak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Ben de bir çiftçi olarak o kürek tutmanın, o elin nasırlı olmasının ne demek olduğunu iyi bilenlerden birisiyim. O alın terinin karşılığını da alabilmek ümidiyle gelecek yıllarda diye devam etmek istiyorum. Ünal abi hoş geldin. Hoş bulduk. Korona günleri nasıl geçiyor? Önce onu bir değerlendirmek isterim seninle. Bir de Avrupa'dan bilgiler alıyorsundur mutlaka çiftçi örgütlerinden. Orada durum nedir? Özellikle kooperatif bazında. Sonrasında 1 Mayıs'ta üretim demek, 1 Mayıs demek. O üretim gücü demek. O gücün de en örgütlü hali kooperatifler. Kooperatifçilikle ilgili görüşlerini alacağım ama önce korona günleri nasıl geçiyor ve Avrupa'dan bize bilgiler aktarır mısın? Şimdi tabii bütün herkes gibi korona günlerinde biz de evde kalıp kendimizi ve çevremizi korumaya çalışıyoruz. Ben tabii home office çalıştığım için bu sistem aslında bana daha fazla zaman kazandıran bir sistem oldu. Çünkü herkes dijital formatlı çalışma yapmaya başlayınca hem değerlendirme yaptığımız, çalışma yaptığımız insan sayısı arttı. Eskiden ofislerde, toplantılarda ki sizlerle yani bu böyle ortamlar çok sık yaşamıyorduk biliyorsunuz. Fakat evet. Tabii dijitale dönüşünce şimdi her şeyi inceleme, her konuyu detayla öğrenme fırsatı elde ettik. Yani eskiden dikkat ederseniz toplantılarda 500 kişilik ya 100 kişilik ya da az grup bile olsa çalışmalarımızda ne yazık ki bu denli bazı konulara derinlemesine giremiyorduk. Görüşemiyorduk ama şimdi korona günlerinde özellikle teknisyenler için, bizler için birincisi kitap okuma imkanımız var, araştırma yapma imkanımız var, dijital yapının verdiği avantajlar dünyayı ve ülkemizi takip etme imkanı var ve bu çerçevede tüm insanlarla hangi kurum kuruluş içerisi dışarısı kim olursa olsun dijital ortamda görüşme imkanı var ki özellikle telefonun ötesinde dijital imkan süreç açısından da avantaj sağladığı için bu günleri aslında kendimize birikim yaparak, değerlendirerek, düşünerek çalışıyoruz. Bir de tabii biz aslında tüm yapı olarak endüstrideki dönüşümü konuştuk, tarımdaki dönüşümü konuştuk, hepsini konuştuk ama aslında hepsinin ötesinde dijital tabii ben bazı kişiler için hani fütüristler gelecekle ilgili birçok senaryolar vardı. Hı-hı. Aslında tabii ister kabul edelim ister etmeyelim. Ben 10 yıl sonrasında, 5 yıl sonrasında düşündüğüm konular şimdi gündeme gelmeye başladı. Tabii bunun artları da var. Çünkü eldeki dijital birikim ister istemez hepimiz için önümüzü açan, yol gösteren bir çizgiye geldi. Evet. Yani biz her şeyi daha güzel değerlendirmeye başladık. Yani o açıdan bana göre yani bu korona günleri herkes için verimli. Hani bazı ofisler, bazı çalışmalar belki
görsel açıdan çok ciddi görünebilir ama çalışma hayatı konusunda çok verimlilik taşımıyordu yani. Ama şimdi herkes bu ortamda işten kaçma imkanına sahip değil. 24 saat kişilerle görüşme imkanına sahip. Dolayısıyla zamanı verimli kullanma oldukça da insanların kafasına yerleşti. Bir de tabii tüm kurum kuruluşlar ellerini başının arasına alıp kalkıp düşünmeleri lazım. Yani biz geleceğe yönelik neler yapmamız gerektiğini ki aslında bu ölçüde hem kendimizi değerlendirme imkanı oldu, hem kurumsal yapıları değerlendirme imkanı oldu, hem de sektörleri ki bizim bu alanda da tarım alanında birçok değerlendirmeyi daha güzel yapmaya başladık. Nitekim siz yaptığınız programlarda konuları bak ne kadar detaylı almaya başladınız. Bence güzel bir şey bu. Yani. Televizyon yayıncılığının ötesinde bir şey. Evet. Mutlaka soruları var ama Avrupa'dan ben günlük sohbetimde Avrupa'da irtibas halinde olduğunu söyledim. Şimdi ona geleceğim. Ona değinirsen sevinirim, sonrasında değerli dostlara sorularını alacağım. Şimdi şöyle diyeyim. Tabii bu dijital dönüşümden, yani bu korona günlerinden bütün dünyadaki kooperatif hareketi kendine göre çözümler üretmeye başladı. Yani nedir? Bir defa korona virüsüyle ilgili aslında global bir sorun olduğundan dolayı bütün dünyada buna karşı kooperatif hareketi ne yapar diye insanlar düşünmeye başladılar. Şimdi ben hem Avrupa olarak söyleyeyim. Mesela öncelikle bütün toplantılarımız dijitale dönüştü. Yani yönetim kurulu toplantılarımız, komisyon toplantılarımız dijital olmaya başladı. Hatta insanlar lokal bölgelerde çok kolaylıkla toplantılar düzenliyor. Mesela siz isterseniz İspanya'daki bir toplantıya katılıp izleme, yani eğer dil avantajınız varsa bütün ülkelerde bu programları izlemeye başladınız. Aynı zamanda dünya hareketi için de izlenebilir bazı bilgiler elde etmeye başlandı. Tabii bu koronavirüsünün özellikle toplumsal dayanışma ve işbirliğiyle çözümü noktasında aslında kooperatifler bugün Avrupa'da çok önemli roller üstlenmeye başladılar. Çünkü kooperatifler biliyorsunuz her alanda, her sektörde faaliyet gösteriyorlardı. Sağlık kooperatifleri, sosyal kooperatifler, tarım kooperatifleri, artık adına ne derseniz toplumun ihtiyacı olan alanlarda, mesela İtalya'da olsun, İtalya'da en büyük salgının yıkıcı etkilerin olduğu Bergamo bölgesindeki İtalyan kooperatifleri büyük işler çıkarttılar. Çünkü onlarda hem hasta bakım, hem yaşlı bakım, hem çocuk bakım, her alanda, bir de özellikle orada sağlık kooperatifleri de güçlü yapıda olduğu için İtalya'daki hükümetin bu açıklarını alanda, çünkü şu var, biz aslında devlet olarak her şeye karşılamaya çalışıyoruz ama bence bu noktada da bir yanlış yapıyor. Çünkü toplum dayanışmasının olması lazım. Toplum dayanışması noktasında da kooperatifler rol ayırdı. Yani dolayısıyla üst noktada devletin politikalarına, sağlık politikalarına destek olan birçok çalışma yapılmaya başlandı. Yani dolayısıyla daha verimli bir sonuç. Ama tabii İtalya'daki alınan özellikle kooperatif arkadaşlarımızın söylediği, tabii siyasi strateji hataları var. Yani bugün dünyanın birçok ülkesinde buna benzer bir tehlikim yaşanıyor. Ama kooperatifler bu noktada hem sağlık hizmeti verdiler, hem sağlık malzemesi üretiminde yer aldılar ve hatta özellikle yardımlaşma yapısında da çok önemli şeyler yapmaya çalıştılar. Yani bugün hatta onu da bırakın, ülkeler arası, mesela Bulgaristan'daki kooperatifler İtalyan kooperatiflerine yardım etmeye başladı. Efendim, İngilizler kendine göre kooperatif hareketinde dayanışmayı ortaya çıkarttılar. Yani bunlar hijyen noktasında, farkındalık noktasında ve tedavi noktasında kooperatifler etkin faaliyet yürüttüler. Yani biz aslında tabii biz isteriz ki Türkiye'de de sağlık kooperatifleri etkin olsun. Tabii sadece şöyle diyeyim, şimdi sosyal kooperatifler ve sağlık kooperatifleri özellikle Avrupa ölçeğinde çok ön planda. Belki hani biz kooperatif hareketi olarak bir tarım kooperatifi ağırlıktayız. Özellikle tarım satış kooperatifleri ağırlıktayız. Tabii dünyada da buna benzer örnekler var ama Avrupa'da biraz daha spesifik olmaya başladı. Çünkü yaşam zenginleştikçe insanlar yeni yeni kooperatifleri ihtiyaç duymaya başladılar. Ama tabii temelde bu kooperatifin ilkeleri ve değerleri aynı. Ve bugün Avrupa kooperatifleri, Coop Europe,
bu çalışmalarını bir ölçüde Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği kurum kuruluşları içinde de yürüten durumda. Çünkü özellikle sosyal ekonomi boyutunda çok ciddi çalışmalar var. Yani ülkelerin özellikle topluma yönelik bu tür sosyal hizmetler yapısında çalışmaları ile ilgili devlet dışında kooperatif politikaları ortaya kondu bugüne kadar. Aslında Avrupa bir ölçüde onun faydasını şimdi düşünmeye ve daha çok tartışmaya başladı. Çünkü sağlık alanında olan eksiklikleri kooperatifler açısından biz bunu nasıl daha da geliştirebiliriz denmeye başladı. Çünkü Avrupa'da da sağlık politikalarında ciddi hatalar yapıldığı söyleniyor. Yani ama kooperatif hareketi, evet. Aslında kooperatifcilikle bu işi çözebileceğimizin de farkına vardık diyelim. Ben İsmail abi ayrılmak zorunda evet. kalabilecek sanırım. Bir toplu tamam. programa daha katılacakmış. O sebeple İsmail evet, abi haberim var. Evet. varsa onu almak isterim. Sonrasında biz sohbetimize tamam. devam edebiliriz Ünal abi. Tamam. Buyurun, tamam. Evet Ünal Bey, iyi akşamlar. Ben özür diliyorum. Birazdan ayrılacağım. İyi akşamlar. Tabii haberim var. Evet. Şimdi biraz önce çok güzel bir özet değerlendirme yaptınız. Gerçekten hepimiz evlerimizdeyiz ama hiç boş durmuyoruz. Çok verimli olmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Şimdi konuyu tekrar kooperatifçiliğe yönlendirdiğimizde önümüzdeki dönemde yani bu COVID-19 pandemisi sonrası kooperatifçiliğin misyonu daha da güçleniyor mu? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi dünya ölçeğinde cevap vereyim. Bu süreç sonrasında kooperatifçiliğin özellikle gelişme süreci daha hızlanacak görüntüsü var. Özellikle mesela bu dediklerinize benzer tartışma şu an Brezilya'da yapılıyor. Brezilya'da çok ciddi bir hastalık süreci var. Brezilya'da resmi kurum kuruluşların çalışmaları adeta göçmüş gibi. Ama Brezilya'daki güçlü büyük kooperatifler bu sorunu çözmeye de daha ön planda. Çünkü neden? Toplumun gücüyle hareket ediyor kooperatifler. Yani bugün ülkemizde dahi eğer kooperatiflere birçok görev verilebilseydi, kooperatifler aslında hiç devletin çok büyük, yani politika geliştirmeden öte devletin bütün altyapısındaki işleri kooperatifler yapardı. Yani kooperatif hareketi için COVID-19 süreci özellikle dünya ekonomisi ve bugüne kadar uygulanan, biliyorsunuz siz de yakından ekonomi izliyorsunuz, dünyadaki ekonomik politikalar şimdi çok değerlendirmeye başlandı. Yani komple efendim özelleştirelim, komple bunu özel sektör yapsın anlayışı bir ölçüde yaşanan süreçten sonra tartışılmaya başladı. Çünkü bu süreç özellikle sosyal politika boyutunda ciddi bir kamu hizmeti gerektiriyor. Yani özel sektörden çok toplumun kendisinin güç birliği ve desteğiyle çözüm yaratılması lazım. Çünkü toplumun desteklemediği bir yapıda, bakın bugün Sağlık Bakanımız, Cumhurbaşkanımız, herkes toplumdan fedakarlık istiyor. Ama toplumun da en güçlü hareket noktası kooperatifler ve dolayısıyla bu kooperatiflerin dünyadaki yani algısı çok değişime uğradı. Çünkü herkes evet bizim kooperatiflere ihtiyacımız var. Kooperatifler konusunda daha profesyonel davranmalıyız ve bu konuda yani deneyimlerimizi paylaşmalıyız ve güç birliğine gitmeliyiz demeye başladılar. Ama tabii bu sürecin sonunda inşallah tabii ülkemizde de bazı dersler alınır. Çünkü Batı bunu gördü. Bakın İspanya'da da aynı şekilde. İspanya aynı zamanda Dünya Sağlık Kooperatifleri Örgütü'nün başkanı Dr. Franco İspanya'da. Ben lütfen siz devam edeyim. Ben ayrılıyorum. Tekrar görüşmek üzere. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Size de toplantılar diliyorum. Evet. Buyur abi devam edebilirsin. İspanya İspanya'da şimdi dünyada Uluslararası Kooperatifler Birliği'nin 8 tane sektör örgütü vardır. Bu sektör örgütlerinden birisi de Sağlık Kooperatifleri Örgütü'dür. İFKO denen, yani HealthCo dediğimiz bu kooperatifler, doktorların bir araya geldiği kooperatifler var, hemşirelerin geldiği bir araya geldiği kooperatifler var, hepsinin karma olan kooperatifler var, dişçilerin bir araya geldiği kooperatifler var, eczacıların, yani bunlar doğrudan sağlık sektörü içinde hastaneleri olan kooperatifler, anlıyor musun?
Ama tabii dünyada şöyle bir deneyim de var. Yani Japon tarım kooperatiflerinin 200'ün üstünde sağlık merkezi var kırsala hizmet veren. Yani şimdi ülkeler ve kooperatifler kendi politikaları çerçevesinde hizmetler verebiliyorlar. Yani bugün siz Brezilya'ya gittiğinizde bir tarım kooperatifinin sağlıkla ilgili bölümlerini görebilirsiniz. Ama aynı Brezilya'da da sağlık kooperatifleri vardır. Yani aynı dediğim gibi bugün Avrupa kıtasında da sağlık kooperatifleri vardı. Sağlık kooperatifleri başkanı olan İspanyol arkadaşımız ki İspanya'daki hastanelerde COVID-19 süreciyle çok ciddi toplumsal çalışma yapılmakta. Ortaklarına hizmet verilmekte, kamu hizmeti verilmekte. Aynı zamanda dünya kooperatiflerinin dayanışması için ortak zeminde çalışmalar yapılmaya çalışmakta. Yani bugün tabii bütün kıtalarda bu. Yani sırf Avrupa olarak demeyin, Afrika'da da var bu, Asya Pasifik'te de var, Amerika'da da var. Yani kooperatifler bu süreçte özellikle biliyorsunuz kooperatif olgusunun merkezi insan ve çevredir. Covid-19'daki geldiğimiz süreçte en büyük stratejik hata ne çevreye dikkat etmişiz ne insana değer vermişiz. Ama şimdi öyle bir şey ki Covid-19 yani adres sormadan herkese zarar verebilecek duruma geldiği için insanlar artık yani menfaate yönelik bir düşünce tarzında olmaları yetmiyor. Yani siz toplumun hepsini organize etmeniz lazım. Yani fabrikatörseniz iş yerinizi, işçinizi, çevrenizi hepsini düşünmek zorundasınız. İşte kooperatiflerde tabii bu olgu felsefe olarak yani kooperatifin mantığında olduğu için kooperatifler her zaman çevre ve insana düşünmüşler. Böyle olunca da hep başarılı sonuçlar elde etmişler. Yani bugün ülkemizde de aslında bazı şeyler var sizin yaşadığınız ama insan diğer ülkelere baktığında kooperatifin daha ön plana alınması gerektiğini düşünüyor. Çünkü aynı dediklerim Amerika için de geçerli. Bugün Amerika'da da aynı sağlık kooperatifleri benzeri yapılar var. Emek kooperatifleri var. Bugün 1 Mayıs aslında çok ciddi bir dönüşüm var. Emek kooperatifleri de bu konuda çok ciddi adımlar atmakta, dayanışmalar yapmakta. Dolayısıyla bir de şu var. Eskiden kooperatifler ya işte her şeyi biz yani tabii Türkiye olgusu olarak bakanlığa bırakır yapıda. Yani bakanlık düşünsün, bakanlık yapsın, bilmem ne yapsın. Dolayısıyla bu sefer devletin yükü ağırlaşıyor. Hepimiz bir ölçüde resmi kurum kuruluşlarla iç içeydik, çalıştık, ettik. Baktığınızda kitle, kooperatifi sahiplenmeyen bir kitle vardı. Fakat sahiplenmediği halde hata olduğunda da kendinden çok işte devlet bize şunu vermiyor olgusu ortaya çıkıyor. Ama şimdi dünyadaki son gelişmelerde ki bu işte konuştuğumuz Covid-19'da Covid-19'la ilgili bir kooperatifin çalışması için bununla ilgili bilgi altyapısının sahip olması lazım. Eğer sağlık kooperatifi ise bünyesinde doktorlar, sağlıkçılar olması lazım. Eğer bununla ilgili strateji geliştiren büyük bir örgütsel yapıysa tüm sektörlerin dayanışma halinde bilgili olanın bilgisine göre hareket etmesi lazım. Yani bu çerçevede artık kooperatiflerde de bilgi ön plana çıkmaya başladı. Yani kooperatiflerimiz artık profesyonellerle çalışmak mecburiyetinde. Yani hele bu dijital dönüşümde, evet. Erhan abiye de sorusunu alacağım. Yani biz aslında merkeze insanı koymadığımız müddetçe bu kooperatif de olsa, bu devlet de olsa, bu sendika da olsa mümkün değil. Önce insanı merkeze koyacağız. Aynen. Devlet dediğimiz kurumu oluşturan yapı insandan oluşuyor. Bizler varsak devlet var, bizler varsak kooperatifler var, bizler varsak sendika var. En temelinde bunu koyduktan sonra diğer işte ekonomiyi, sağlığı bile koyabilmemiz için öncelikle insan olgusunu hiçbir zaman yatsımamamız ve sonra da bilgiyi ön plana almamız gerektiğini düşünüyorum. Erhan abi hem sorunu hem görüşlerini almak isterim. Valla Ünal abinin olduğu yerde konuşmaya imkan yok tabii ki. O bir dağ, engin birisi. Özellikle de kooperatifçilikte bırakın Türkiye'yi, dünya çapında bir insan. Yıllarca Avrupa'da kooperatifçiliğin en üst teşkilatı olan COPECOJECA'da çalışmıştır. Amerika'da çok önemli çalışmalarda bulunmuştur. Türkiye'de ziraat odalarında çok ciddi çalışmalarda bulunmuştur. Şimdi orman kooperatiflerinde yine öyle çok önemli bir iş yürütüyor. Ve dünyada kooperatifçilikteki en üst noktalardan biri olan
Dünya Kooperatifçilik Teşkilatı'nın Asya kıtası ana teşkilatında yönetim kurulu üyesidir. Türkiye'de bu pozisyonda olan başka birisi yok. Tarihte de daha önce olmadı. İnşallah Ünal abi bu kapıyı açar, bundan sonra başkaları olur. Ama kooperatifçilik alanında Türkiye'yi bugüne kadar dünya çapında en üst düzeyde temsil etmiş bir kişinin karşısında olunca tabii saygıyla dinlemekten başka bir durum kalmıyor. O yüzden bugün çok heyecanla ve keyifle Ünal Bey'i takip ediyorum. Ama onun dediklerine şöyle küçücük bir kısa katkıda bulunduktan sonra yine onu dinleyelim. Bugüne kadar dünyada ne zaman bir sıkıntı, ne zaman bir soğuk bir olay olduysa, kötü bir olay, her zaman kooperatifler devreye girmişler. Özellikle ekonomikle ilgili krizler olduğunda kooperatifler çok ciddi çözüm noktaları olmuşlar. Küresel sorunlarda, özellikle çevreyle ilgili sorunların çözümünde kooperatiflerin nasıl ekonomik çözümler getirebileceği görülmüş. 2012 yılında Dünya Kooperatifçilik Yılı ilan edilerek Birleşmiş Milletler tarafından da tescillenmiş. O günden bugüne geldiğimiz süreç içinde de kooperatifçilik hemen hemen her alanda. Örneğin İngiltere'de kapitalizmin beşiği, İngiltere'de mezar işlerinden çocuk bezinin sağlanmasına, gazetecilik işinden taksicilik işine kadar. Hemen hemen her alanda, sosyal her konuda, yaşlıların bakımında, çocuklarla ilgilenilmesinde, sağlık konusunda, herhangi bir hastalığa özel çözümlerin geliştirilmesinde, hani bırakın tarımı, tüketici ya da girdi tedariki, hemen her alanda kooperatifçiliğin sosyal hayatta çok önemli olduğunu görüyoruz. Ve en önemlisi, geçen hatırlarsınız büyük tsunamilerle 2012'de büyük bir deprem olmuştu yine Japonya'da. O Japonya depreminin sarılmasında kooperatifler çok önemli roller üstlenmişlerdi. Ondan sonraki diğer bütün büyük felaketlerde yine kooperatiflerin çok ciddi roller üstlendiğini, devletin yanında, devletle beraber yardımların toplanması, yardımların muhtaçlara dağıtılması, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, doğru şekilde planlanması ve bir yıkımdan sonra ekonominin ve diğer bütün düzenlerin tekrar yerine oturtturulmasında, sisteme konulmasında devlete yol gösterici olarak hep kooperatifler işler diyormuş. En son İtalya'da yine bir kooperatifin sadece tek bir bardak kahve satarak, 1 euroluk kahveyi, gerekirse 100 euroya kadar bağış topladığını, böylelikle ciddi paralar toplayarak İtalya'da hükümete çok büyük kaynak gelir sağladığını biliyoruz. Yani kooperatifler aslında kötü zamanlardaki insanların en iyi dostlarından, en iyi çıkış yollarından bir tanesi olarak gözümüzde evet. Şu anda. Şimdi buradan yürüyerek evet. Yine Avrupa'daki örnekleri de alarak, bugün de 1 Mayıs örneğin İspanya'da Mondragon işçi kooperatifinden başlayıp oradan tarıma doğru gelirsek Ünal Bey, kooperatifler önümüzdeki günlerde bu Covid belası nasılsa bitecek. Sonrasındaki çıkışımızda neler yapabilir? Ufkumuzu nasıl açabilir? Pazarlamada, dijitalleşmede daha planlı, programlı üretim yapılması gibi konularda. Bundan sonra ne düşünüyorsunuz? Yani kooperatifler gelecekte zaten önemini anladık da nasıl daha da önemli olacaklar? Evet. Öncelikle ufak bir düzeltme yapayım. Yani benim yapım Kooperatif Europe. Yani biliyorsunuz Uluslararası Kooperatifler Birliği'nin 4 kıta örgütü vardır. Asya Pasifik, Amerika, Afrika ve Avrupa. En güçlüsü Avrupa'dır. Ben Avrupa'nın yönetimindeyim. Şimdi Avrupa'nın yönetiminde de 13 tane yönetim kurulu üyemiz var. Diğer arkadaşlarımız da komisyonlarda, diğer uluslararası komisyonlarda çalışan arkadaşlar. Bunu ekledikten sonra. Şimdi genel bu yapıya değineyim. Şimdi tabii Japonya örneğini çok güzel verdin. Mondragon'u çok iyi verdin. Çünkü aslında biz şimdi konuşurken kooperatifçilik, sanki kooperatifçilik yani kapitalist ülkelerde olmayacak olgusuyla. Aslında bugün en kapitalist düşünülen ülkelerin en önemli gelişme yapıları kooperatifler. Amerika'da dahil buna. Yani Benjamin Franklin dediğiniz adam dünyada sigorta kooperatiflerini ilk kuran adamdır. Birincisi. Yani en ilk kuran insandır. Ve Japonya'da bugünkü süreci geliştiren Toroyuki Kagawa denen tüketim kooperatiflerinin
kurucusu hatta aziz ilan edilen çok saygın bir kooperatifçidir. Yani Japon kooperatifleri bugün dünyanın en donanımlı ve inovasyonu çok takip eden kooperatiflerden biriz. Aynı şekilde Kore kooperatifleri de. Bunların dediğim gibi her alanda faaliyetleri var ve şirketleri var. Yani bayağı geniş. Bu son dediğiniz Mondragon aslında son dönemde dünyada ses getiren en önemli kooperatif modellerinden birisi. Aslında biz tabii üç dünyamız ne yazık ki bugüne kadar kooperatiflerin meslek kuruluşu bir ölçüde odalar birliği olmasına rağmen asla ve asla kayıt tutmaktan, para almaktan başka odalar birliği hiçbir şey yapmadı. Yani bugün sağ olsun bazı destekler, çalışmalar yapılmaya başlandı ama yani aslında odalar birliğinin sırf yoksul köylü değil, küçük iş adamı için de yani iş adamı derken tüccar arkadaşlar, ticaret odasını kayıtlı insan, bunlar da kooperatif çerçevesinde küçük sanayiciler yapacakları büyük işler var. Aslında bu noktada Mondragon çok önemli bir şey. Mondragon biliyorsunuz bir Katalan kasabalarından birisi ve bu Mondragon maşıngacılığı yapıldığı bir kasaba. Fakir aslında bu örnek bizim pek adını duyurmak istemese de Hulu Tüfekçilik Kooperatifi arkadaşlarımızın çok benzeri ama ne yazık ki Hulu Tüfekçilik Kooperatifi arkadaşlar bence mükemmel bir hikayelerine rağmen geleceğe yönelik adımlar konusunda bilemiyorum. Eksikler oldu. Aslında Hulu bugün Mondragon'dan önce dünyada ses getirecek bir kooperatif çeşidi. Ama öyle bir şey ki çoğu insanla konuştuğunda Hulu'nun kooperatif olduğunu bile bilmez. Zaten kendileri de o resimle son döneme kadar öne çıkmadılar. Şimdi bu çerçevede Mondragon Kooperatifi aslında çağımız için en önemli model. Mondragon bugün dünyanın en büyük kooperatifi. Küçük kasaba şu an beyaz mutfak mutfak eşyaları konusunda dünyada ses getiren, hatta İstanbul'da Fago denen bir firma var. Onun da sahibi Mondragon. İstanbul'da. Şu an İstanbul'da evet. Olan bir firma. Yani demek istediğim, hatta Mondragon'un şu an üniversitesi var. Bugün Amerika'daki emek kooperatifleri, Brezilya'daki emek kooperatifleri ve ülkemizde zaten emek kooperatifi boyutunda en önemli örnek Orkop. Yani Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği, yani Cafer Beylerin kurdukları 97'lerdeki, 90'lı yıllardaki bu modeli ortaya çıkarttıkları, ki öncesi genel kooperatif yapısında ama çok önemli bir çağı yakalayan bir hareket. Ama yani bugün Orkop, emek kooperatifi boyutunda Türkiye'nin en önemli örneği ve deneyimi. Yani deneyimler çok önemli. Bakın Mondragon deneyiminden bütün dünya istifade ediyor. Ve Mondragon'un şu an en önemli fonksiyonlarından birisi bugün tıbbi ekipman noktasında da çalışma. Çünkü Ar-Ge merkezleri de var. Bu an İspanya'nın en önemli güçlerinden birisi de Mondragon. Yani çok zengin bir yapıda. Şimdi tabii geleceğe yönelik kooperatif hareketinde aslında kooperatif hareketi şu an hem dijital dönüşümü hem dünyanın biliyorum yani 100 küsur yıldan beri 100 yılı aşan bir sürede her zaman kapitalist sistemler yahut da böyle düşünen insanlar zorda kaldığında kooperatifçiliği sarılmışlar. Yani kooperatifçilik bir ölçüde toplumun yaralarını saran bir sistem ama bu kooperatifçiliğin bu fedakarlığı ileri aşamada unutulmuş bizim gibi ülkelerde. Aslında unutulmadan daha yaratıcı, daha güzel şeylerin yapılması lazım. Ama şimdi bulunduğumuz çağda bir avantajımız var. Dijital yapı aslında birçok konuyu araştırmamızı, öğrenmemizi sağlıyor. Yani şimdi Instagram'da birçok arkadaşımız programlar yapıyor. Hatta çok eğitimli, çok donanımlı insanlar. Aslında seviniyorum fakat üzüldüğüm, geçmişin deneyimi görmeden, bilmeden geleceğin hesabını yapıyor. Aslında biz kooperatif hareketi olarak çok başarılı işler yaptık. Dünyada ses getiren yapı. Çünkü Türkiye'de kooperatif hareketi de çok eski aslında. Ama dünyaya örnek olacak modellerimiz de var. Yani bu modeller aslında biz onları duyuramadık. Ama şimdi bakın Mondragon'u duyduk. Mondragon önemli bir örnek. Onun dışında dediğim gibi sağlık kooperatifleri önemli bir örnek. Çünkü artık toplum ihtiyaçlarına göre toplumsal dayanışmayla bir şeyleri başaracağını gördü şu an. Yani şu an COVID-19'da herkesin evde kalması, kusura bakmasın, bir dayanışma örneği. Eğer bu dayanışma örneğini biz üretimde devletin gücünü hareket etme noktasında dayanışma içinde yaparsak
Çünkü önder yapı devletin çatısı. Ama devletin alt noktadaki hizmetlerini kooperatifler belli stratejilerde önünde sorunlar olmadan yapabilirlerse, çözebilirlerse başarılı olacak. Ama bunlarla da ilgili kusura bakmasın kimse, profesyonel yaklaşıma ihtiyaç var. Kooperatiflerde profesyonel insanlar daha çok çalışmalı. Yani küçük olsun bizim olsun denmemeli. Güç birliğine gidilmeli. Yani zoraki güç birliği de değil. Süreç içinde güç birliğine gidilmesi lazım. Bakın korona herkesi dize getiriyor. Yani eğer çağa ayak uydurmayan bir firmaysa da kooperatifse bu süreçte yaşaması mümkün değil. Çünkü toplumsal dayanışmayı sağlayacak yeni mekanizmalar bulmak lazım. Yeni üretim mesela şu an koronadan sonra en büyük dünyayı bekleyen tehlike sizler de biliyorsunuz gıda problemi. Yani aslında bunu şu an Türkiye'de de birçok aydın olan her kesimdeki aydın insan tartışmaya başladı. Aslında dünya bunu önceden tartışıyordu. Şimdi şekillendirmeye başlıyor. Yani kooperatifler toplumda, ülkede bir bütünleştirici nokta, dayanışmayı sağlayacak nokta. Hatta özel sektör içinde çok önemli bir hareket mekanizması. Şu an özel sektörün özellikle bu korona benzeri sıkıntılar devam ettiği sürece ham madde sıkıntıları ortaya çıkacak. Yani ithalat olayı sıkıntılarla gelecek. İhracatta çok stratejik şeylerin ortaya konması ihtiyaç haline gelecek. Yani biz artık çevreye ve insana duyarlı, dayanışma mantığını ortaya koyan ve herkesi bütünleştiren politikalarla hareket etmek zorundayız. Yani hazırladığımız stratejilerde bir baskın kesimin fikrini ortaya koyup da diğerlerini ötelemek, görmemek olgusu kusura bakmayın. Herkes birbirini aldatır. Yani sen çiftçiyi görmeden 80'li yıllarda ben hatırlıyorum gazete manşetlerinde bile tarımı yok etmeye çalıştı iş dünyasındaki arkadaşlar. Yanlış. Aslında iş dünyasının kooperatifler bir parçasıdır. Hem de dayanıklı bir parçasıdır. Ama kooperatiflerin de iş dünyasıyla iş birliği ihtiyacı vardır. Yani bu bütünlüğün sağlanması lazım. Bunu da aslında devletin stratejisi sağlayacaktır. Yani kesimlere özgü değil, toplumun hepsini, hatta bugün içinde bulunduğumuz 1 Mayıs'ta aslında biz işçilerimizi, emekçilerimizi, üretenlerimizi hep bir arada kucaklayıp geleceğe hep birlikte gitmemiz lazım. Yani kooperatifler işte aslında bunu sağlayan yapıda. Aslında bu dönemde teşekkür ediyorum birçok iş dünyası insanda kooperatifçiliği tartışmaya başladı. Kooperatifçiliği görmeye başladı. Yani kalkıp işte bu Rusya'dan geldiği gibi apuk sapuk laflar eden durumda değiller. Çünkü Rusya'da da kooperatif olmadığını kendileri de biliyorlar. Kendileri de görüyorlar. İşin özü bu yani. Aslında daha da çok söylenecek şey. Bir, çok var ama bir dakikamız var. Çünkü uyarıda da bulunuyor. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum. 1 Mayıs'ı belki de dayanışmak için kullanacağımız ve bunu bir lokomotife dönüştürebileceğimiz en önemli yer kooperatifler. Bunun farkına varmamız gerekiyor. Aynen. Sadece haklarımızı almak için değil, o haklarımızı geleceğe taşımak için belki de en önemli unsur kooperatifler olacaktır diye düşünüyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Bir cümle alacağım. Bir cümle. Şu an Dünya Kooperatifçilik Hareketi'nin başkanı Ariel Guarco, bir emek kooperatifinin başkanı. Arjantin. Krizlerin en büyük olduğu ülke. Arjantin şimdi çok güzel işlere adım atıyor ve emek kooperatifleri, hepsi emekçi ve bu 1 Mayıs için de önemli. Birlikte hem sanayiyle bütünleşiyorlar hem ülkedeki tüm sektörlerle bütünleşiyor. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Erhan abi. Oradan kaydı son. Ben de teşekkür ediyorum. 1 Mayıs herkese kutlu olsun diyorum. Evet. Görüşmek evet. Tamam. Güzel bir 1 Mayıs diliyorum. İnşallah her şey daha güzel olacak. Kooperatifler aracılığıyla. Tamam. Elimizde tamam. Güzel bir gücümüz var. Dayanışma ile hep birlikte inşallah güzel şeyler. İnşallah. Teşekkür tamam. ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun.